Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 27. haftası 5. videosundayız. Bu videoda ne yapacağız? Küp konusunu anlatacağız. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Bütün ayrıt uzunlukları birbirine eşit olan dikdörtgenler prizmasına biz ne diyoruz? Küp diyoruz. Ee, küp bütün ayrıt uzunlukları eşit olacak. A A A. İşte biz buna küp diyoruz. O zaman biz bu küpü rahat bir şekilde yapabiliriz. Çünkü daha öncesinde dikdörtgenler prizmasını öğrendik. Ayrıntılı bir şekilde öğrendik. O zaman küpü de rahatlıkla yapabiliriz. A küpün özel durumları oluyor mu? Oluyor. Mesela yüzey köşegeni ne oluyor? Yüzey köşegeni şu. Bu yüzeydeki yüzey köşegeni A kök 2. Bu yüzeydeki yüzey köşegeni de A kök 2. İstediğin yüzey köşegeni çiz. A kök 2 çıkıyor mesela. Cisim köşegeni dediğimiz nedir? Kare kök içinde A kare artı A kare artı A kareden de bulabilirsin. Bu da 3 A kare yapıyor. E, A dışarı çıkınca da ne yapıyor? A kök 3 yapıyor. Bak cisim köşegeni o. Ya da şurada bir pisagor yapacak olursan. Burası A ya. Bir pisagor. A ve A kök 2'den dolayı burayı da A kök 3 olarak bulabilirsin zaten. Sonra e, alan dediğimizde e, kare 6 tane yüzey var. 6 tane kare var. Alan dediğimizde ne olacaktır? 6 tane A kare eşit olacaktır. Hacim dediğimiz A çarpı A çarpı A'dan A küpe eşit olacaktır. Yüzey köşegeni ve cisim köşegeni de zaten söyledim. En yaygın açılımı bu şekildedir. Hani ne yapıyorduk? Dikdörtgenler prizmasında da öyle böyle yan yüzeylere böyle dikdörtgenleri koyuyorduk. 4 tane altına üstüne de ne koyuyorduk? diğer dikdörtgenleri koyalım. E burada da ne yapıyoruz? Kareleri 4 tane kareyi koyduk altına üstüne koyduk. Bunun çok farklı açılımları var tabii ki. O açılım için özel bir video çekeceğim. Bu zar açılımları diye geçiyor. O da küple ilgili son videoda olacak arkadaşlar haberiniz olsun. Orada ayrıntılı bir şekilde detaylı bir şekilde oraya anlatacağız. O da önemli bir video olacak. Neyse evet küpü tanıdık. Biliyoruz zaten. Bakalım ne diyor. Bir küpün yüzey alanı x hacmi de y'dir. x ile y birbirine eşitmiş. Arkadaşım Küpün bir kenarına A diyecek olursam o zaman yüzey alanı nedir? 6 tane A karedir. Aynı zamanda şeymiş alanı X hacmi de Y. O zaman Y de hacmi de A küp değil midir? X ile Y birbirine eşitken 6 tane A kare A küp eşit. Buradan da 6 eşittir A mı geldi? Evet bu cismin cismi köşegeni. Bu küpün cismi köşegeni nedir diye soruluyor. E cismi köşegeni neydi? A köküçtü. O da 6 köküç yapar mı? Yapar. İstersen şekli çiz. Kendin cisim köşegeni bulmayı da biliyordun o şekilde de kendini bulabilirsin. Neyse geldik örnek 28'e. Cisim köşegenin uzunluğu 6 birim olan bir küpün. Arkadaşım cisim köşegeni dediğimiz a kök 3 6 ise o zaman buradan a 6 bölü kök 3'e eşittir. Kök 3 eşitleriyle çarparsam 6 kök 3 bölü 3'ten 2 kök çıkar. Bir kenarı 2 kök 3 olan bir küpten bahsediyoruz. Farklı 3 yüzeyinin yüzey köşegenleriyle oluşturulabilecek üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar burada ne yapacağız? Küpü çizeceğiz. Yani şey evet çizeceğiz. Küpü çizelim. Çizmeyi de alıştırın arkadaşlar çünkü sözel sorularla karşılaşıyorsunuz ve bunun nasıl çizilebildiğini şöyle öğrenin. Ben tabi biraz teknolojiyi kullanıyorum. Bir tane kare çiz arkasına da bir tane kare çiz ondan sonra şunları şöyle birleştir al sana bir küp işte. Şöyle bir küp geldi karşına. Şimdi bana diyor ki cisim yüzey köşegenleri ile oluşturulabilecek üçgenden bahsediyor. Mesela ben yüzey köşegeni bunu çizdim sonra yüzey köşegeni bunu çizdim. E bununla ben üçgen oluşturamam ki üçgen oluşacak şekilde şunu çizebiliriz. Bir de şunu çizebiliriz. Değil mi arkadaşlar? Üçgen oluştu. İşte diyor ki bu üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bir kenarı biz kaç bulduk? Hocam A kök 3 alttan A'yı 2 kök 3 bulduk. Yani bir kenarı biz 2 kök 3 bulduk. 2 kök 3, 2 kök 3 ise o zaman kök katı burası A kök 2. Çünkü x kenar dik üçgen. Ya da burası 2 köküç, kök 3, 2 kök 3 ise burası 2 kök 6 çıktı. Burası da 2 kök 6 çıktı. E bu da yüzey köşegeni bu da 2 kök 6. Yani bu bir eşkenar üçgen çıktı. Eşkenar üçgenin alanı neydi? 2 kök 6. A kare kök 3 bölü 4'tü. Bizden de zaten bu isteniliyor. O zaman bunu attı. 4 çarpı 6 çarpı kök 3 bölü 4 yapacağı yapacağından dolayı. Çünkü 2 kök altının karesi 4 çarpı 6 yaptı. 4'ler sadeleşti. Cevap da böylelikle ne oldu? 6 kök 3 oldu. Örnek 28'i böylelikle 6 kök 3 bulduk. Geldik örnek 29'a. Evet Alan BCM'li 36 birim kare vermiş. BCM'li 36 birim kare BN cismi küçüğüne. Şekildeki cisim küp olduğuna göre arkadaşlar bu alanı 36 demiş. O zaman şuraya a a dersek küp çünkü bu. A kare eşittir 36 ise a'yı buradan ne buluruz? 6 buluruz. Cisim L noktasının BN'ye olan uzaklığı. He. Şimdi L noktasının BN'ye olan uzaklığı. Öncelikle arkadaşlar bizden şuradaki uzunluk isteniyor. Tamam şuradan dik çizelim. E hocam dik çizdik de şuradaki parçayı ne yapacağız? Hani üçgen oluşturmak bizim için önemliydi. Hop şöyle bir üçgen oluştursak güzel şeyler çıktı galiba değil mi? Çıktı tabii ki. Bu üstteki yüzeye dik değil mi? Evet. Hocam burası dik olduğundan burası da 90 derecedir. Temel dikten dolayı. E hocam şimdi buna ait bir üçgen oluştu. En azından buna ait üçgen hocam şurada oluştursaydık nasıl olurdu? E ben şunu kullanacağım. E işin içinde bu olacak. Ondan dolayı işin içinde o olacağı için biz neyi çizmeliydik arkadaşlar? Tabii ki üstteki buradaki çizgi daha önemli. E çizdik. O zaman a'yı da 6 bulduysak. Hocam burası 6. Burası 6 ise burası 6 kök ki. Yüzey köşegeni. Hocam bu cisim köşegeni 6 kök 3. E hocam burası da ne? 6. E şurada bir dik üçgen çıktı karşımıza değil mi? E buradaki dik üçgeni yorumlayacağız. Artık üçgen bilgisi bak. Dik üçgenle hala karşımıza çıkıyor. Her yerde karşımıza çıkıyor. E dik üçgende şöyle bir şey çıktı karşımıza. 6 var. 6 kök 2 var. 6 kök 3 var. Ve bizden ne isteniyor? Şuradaki h isteniyor. Arkadaşım bir dik üçgende bütün kenarlar belli. Hipotenüse ait yükseklik eksikse ne yapıyorduk? Alandan gidiyorduk. Üçgenin alanı nedir? 6 kök 3 çarpı h bölü 2. İstersen öklitten yap fark etmez. 6 kök 3 çarpı h bölü 2 aynı zamanda 6 çarpı 6 kök 2 bölü 2'ye eşitliği midir? Evet bölü 2'ler nanay. 6'lar nanay. Buradan da h 6 kök 2 bölü kök 3'e eşittir. Kök 3 eşitliğiyle çarparsam 6 kök 6 bölü 3 yapar. O da 2 kök 6 yapar arkadaşlar. Cevap böylelikle 2 kök 6 çıktı. Ha bu sözel bir şekilde de gelebilirdi. Yani bir kenara 6 birim olan bir kübün bir köşesinin cisim köşegenine olan uzaklığı nedir diye de sorulabilirdi arkadaşlar. Biz konu anlatımda olduğumuz için bu şekilde yaptık. Ama sözel sorularda da böyle hazırlıklı olun. Geldik bir sonraki soruya. Bir sonraki soruda ne demiş? Şuradaki uzunluk 3 kök altı. Buna ait dik üçgen elde edeceğim. Ya dik üçgen elde edemiyorsak da ne yapabiliriz arkadaşlar? Şunu yapabiliriz. En azından bir dörtgen falan oluşturabiliriz. Dörtgen nasıl oluşuyor? Hocam şöyle çizdiğim zaman bir dörtgen oluşuyor. Aa bu dörtgen de nasıl bir dörtgen? Yamuk. Hatta dik yamuk. Çünkü şunlar birbirine paralel. Bunlar da zemine dik olduğundan dik yamuk oldu. E ee, dik yamuksa o zaman kübün hacmi nedir diye soruluyor. Bir kenara bulacağız. E, dik yamukta sen ne yapıyorsan burada da onu yapacaksın. Çünkü şurası bir dik yamuk çıktı. E bu dik yamuğu yorumlayacaksın. Sen dik yamuğu yorumlamayı çok iyi biliyorsun. Katı cisimlerde niye yorumlamıyorsun değil mi? Hadi yorumlayalım, yorumlayalım bakalım. Ne yapıyorduk? Şöyle hocam dik dörtgen oluşturuyorduk şöyle. Dik dörtgen oluşturduğumuz zaman birken. Burası bir. Buraya a diyecek olursam. E hocam şurası a artı kaç çıktı? A artı üç çıktı. O zaman bir kenar a artı üç, a artı üç. E burası da x kenarlı üçgenden dolayı a artı 3'ün kök iki katı oldu. O zaman burası da a artı 3'ün kök iki katı. Pisagor bağıntısından sonuca ulaşır mıyız? Ulaşırız. Yani burada a kare artı a artı 3'ün kök iki katının karesi olacak bir de. Bu da 3 kök altının karesine eşit olacak. İşte burada işlemi açacağız. Hadi bakalım açalım. A kare artı kök 2'nin karesi 2. 2 çarpı a artı 3'ün karesi. A kare artı 6A artı 9 yaptı. Bu da 54 yaptı? Evet 9 ile 6'ın çarpımı 54 yaptı. Şunu dağıttığım zaman 2A kare. Bir de burada A kare toplamı var. 3A kare yaptı. Sonra bir daha bunu dağıttığım zaman artı 12A yaptı. Artı 18 yaptı. Eşittir 54 yaptı. Buradan denklem 3'e bölünebiliyor. Hatta 54'ü 18'i öbür tarafa atsak kaç çıkıyor? 36 mı çıkıyor? Evet 36 çıkıyor. Hatta 54'ü buraya atsak çok güzel olur. 3A kare artı 12a artı eksi 36 yapar. Eksi 36 eşit 0 yapar. Hatta denklemi 3'e böl. A kare artı 4a eksi 12 eşit 0 yaptı. Bu 4'e 6'ya 2'de 4 elde ederim. 6'ya 2'de 4 elde edeceğim. Artı 6'yı artı 4'ü elde etmem için artı 6'ya eksi 2 demem lazım. A a o zaman buradan ne geldi? A artı 6'ya a eksi 2 eşit 0 geldi. E o zaman bu eşit 0 sa a'yı eksi 6 buluruz. Bu eşit sıfırsa a'yı 2 buluruz. Ama a uzunluk olduğundan eksi değerini alamaz. a'yı 2 buluruz. a 2 ise o zaman bir kenar kaç oldu? 5 oldu. Küpün hacmi soruluyor bize. Hacim de a küp olduğundan dolayı daha doğrusu 5 bulduk ya 5'in küpü olduğundan dolayı o da kaç çıkar? 125 çıkar arkadaşlar. Dolayısıyla 30. örneğin cevabı 125 çıktı. Geldik bir sonraki soruya yani örnek 31'e. Ne demiş burada? Hacmi 216 birim küp olan. Yani A küp eşittir 216 ise buradan A kaç çıkar? 6 çıkar. Evet bir kenara 6 olan. Evet 3 eş parçaya ayrılmış. Bir kenara 6 ya 3 eş parçaya ayrıldıysa burası 2 2 2 ve bunlar yan yana konulmuş böyle. Buna göre yeni cismin yüzey alanının küpün yüzey alanına göre değişim hakkında ne söylenilebilir? Arkadaşlar küpün yüzey alanı ne? Küpün yüzey alanını şurada bulabilirim ben. 6 tane a kare. O da kaç çıktı? 216 çıktı yine. E bunun yüzey alanını bulacağım. Burası 2. Burası da 6, 6, 6. E burası da 6 değil mi? Evet. Şimdi böyle bir dikdörtgenler prizması oluşturmuşlar. Bir kenar 6. Bir kenar 18. Şurası 18. Bir kenarda 2. Yani bunun neyinden bahsediyor? Alanından mı? Evet. Alandan bahsediyor. O zaman alanını bulalım bunun. 2, 6 ve 18 kenarlarının ikişerli çarpım değil miydi? İkişerli çarpımın iki katı. 2 kere 6, 12. 2 ile çarptın 24. Artı 6 kere 18. 6 kere 18. Valla bir de şu bir de 2 ile çarpacaksın. 6 çarpı 18 çarpı 2. 36 çarpı 6 yapıyor. O da 36, 18, 216 yapıyor. Evet bu 216 yaptı. Bir de 2 ile çarptığımız zaman. Çok güzel. Bir de şunu yapacağız. Şununla şunun çarpımını bir de 2 ile çarpacaksın. O da kaç çıkıyor? 72 çıkıyor. İkisinin çarpımı 36. Bir de 2 ile çarptın 72 çıktı. Evet bunun alanı kaç çıktı? Şöyle toplayacak olursak. 216 ile 24 topladığımız zaman 240 mu çıkıyor? Evet 240. 240'la da de işlem hatası yapmayayım. Şunu topladığım zaman 312 mi çıkıyor? Evet 312 çıkıyor. İşlem hatası yaptıysan da affol ama mantığını anladınız herhalde siz. 312 çıktı arkadaşlar burası. Şimdi eski alan neydi? 216 diye. Yeni alan ne bulduk? 312 bulduk. E, alan hakkındaki değişim ne oldu? 312'den 216'yı çıkarttığımız zaman hocam burası 6 geldi. <laughs> burası 9 geldi. Değil mi? 96 artmış oldu. O zaman 96 artar diyeceğiz arkadaşlar. Tamam yorum bu. Çünkü ilkinin alanını bulduk. ikincisinin alanını bulduk. E bir baktık. Bunun alanı 2. 312 bunun alanında 216 o zaman 312'den 216'yı çıkarttık toplamda 96 yaptı 96 artmış oldu. Evet bununla ilgili soruları daha öncesinde prizmada da yapmıştık. E aynı sorular küpte de gelebiliyor karşımıza. Şekildeki şekil 1'de bir küpün içinde küpün 1 bölü 8'i kadar su vardır. Arkadaşlar küpün 1 bölü 8'i kadar su varsa eğer ben buraya A diyecek olursam o zaman 8'de 1'i kadar olmayacak mı burası arkadaşlar? Burası 8A olmak zorunda. O zaman küpün bir kenarı 8A mı oldu? Evet. Kübün bir kenarı 8A. Burası da 8A. Şimdi bize ne diyor? AE bölü. Şurası AE bölü. Ebenin uzunluğu isteniyor. Ben şuradaki X'i bulursam olay bitti. Evet. Bu şekilde döndürmüşüm ben bunu. Şunu ok yönünü böyle göstermişim ama ben bunu böyle döndürmüşüm galiba değil mi? Ok yönü şöyle olacak arkadaşlar. Neyse. Bunu bu şekilde döndürmüşüm. Döndürdüğümde ya da döndürülmüş hali bu şekilde olmuş. BC kenarı böyle olmuş. Neyse bu şekilde döndürdüğüm zaman şöyle bir şekilde karşılaşmışsınız. Buradaki oluşan şekil ne? Hocam üçgen prizma bak tabanı ve tavanı aynı. İşte içindeki su her ikisinde de aynı değil mi? Evet. O zaman V su eşittir diyeceğiz. V su neye eşit? Birinde 8A çarpı 8A çarpı 8A çarpı A'ya eşit. Öbüründe neye eşit arkadaşım? Öbüründe de bu taban alan çarpı yüksekliğe eşit olacak x çarpı 8a bölü 2 çarpı 8 aya eşit olacak. Taban alanı çarpı yüksekliğe eşit oldu. 8a'lar nanay nanay. E buradan ne geldi? x de 2a'ya eşit geldi. O zaman x 2a'ya eşitse bunun tamamı zaten 8a'ydı. Buraya 6a kaldı. Bizden ne isteniyor bu? AE bölü 6A bölü 2A isteniyor arkadaşlar. EB'nin uzunluğu. Yani burası da kaç yapmış oldu? 3 yapmış oldu. O zaman örnek 32'yi de böylelikle 3 bulduk. Geldik örnek 33'e. Evet bu sefer de bir parça çıkartmışız. Parça çıkartma sorularında ne yapıyorduk arkadaşlar? Eski haline geri getiriyorduk. Şöyle getirdik. Ne yapıyorduk? Yüzey alanı soruluyor bize. Öncelikle tüm alanı yazıyorduk. 6 tane 12'nin karesinden eklenen alanları ekliyoruz. Çıkartılan alanları çıkartıyoruz. Hocam şuradaki üstteki dikdörtgen çıktı. Altta oluştu mu? Oluştu ama daha farklısı oluştu arkadaşlar. Yani bu çıkan alt tarafta oluşmadı. Şöyle dikeyine bölmüş şey yapmış olsaydım, dikdörtgenler prizması çıkartmış olsaydım eyvallah. O zaman bu çıkan alttakiyle nötrleyecek de. Ama bu çıkmış oldu. Yani sen burada kalın çıkartacaksın. Evet, şekildeki bir ayrıta 12 birim olan küpten hacmi 150 birim küp olan bir bir üçgen dik prizma çıkartılıyormuş. Ha, önce hacmini şey yapalım. Hacmini de kullanalım burada. Hacmi 150 miymiş bunun? Evet burası A burası A burası da 12 ya. Hocam bu nasıl bir prizma? Üçgen prizma dikkat et şurası. Üçgen taban ve tavanı aynı şöyle bakacak olursan. Hocam kare dik prizma değil mi? Hayır tabanı ve tavanı kare değil bak tavanı çizgi yapmış oluyor burada. O zaman bunun hacmi 150 neye eşit? Şu üçgenin alanı taban e, dik kenarlar çarpının yarısı dik üçgen olduğu için a çarpı 12 bölü 2 çarpı taban alanı çarpı yükseklik yükseklikte de a değil midir? Evet e buradan ne geldi? 12 ile bu sadeleşti. 6, 6 ile 150 sadeleşti. 3'e bölsen, 50'yi bir, 2'ye bölsek 25. Evet, 6'ya böldüğümde de 25 çıktı. A kare 25 ise buradan A'yı da kaç buluruz? 5 buluruz. Evet, A böylelikle 5 çıkmış oldu arkadaşlar. Şimdi tüm alandan yüzey alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Öncelikle eski alanı yazdık. Çıkan parçaları çıkartacağız. Arkadaşım şuradaki alan çıktı mı? Çıktı. Yani bu nedir? 12 çarpı 5. Evet 12 çarpı 5'i çıkartacaksın. Sonra hocam şu alan çıktı mı? Çıktı. Arkada aynısı oluşmadı. 5 çarpı 5'i çıkartacaksın. Eklenen alanlar var mı? Var tabii ki. Hocam şuradaki alanla şuradaki alan eklendi. Yani 5 çarpı 12 bölü 2 eklendi. Hatta burada da 5 çarpı 12 bölü 2 eklendi. Çarpı 2 diyelim. Başka eklenen alan var mı? Şuradaki yeşil alan. O da 5 çarpı 5 12 13 üçgeninden burası 13 değil mi? Evet. Yani 5 çarpı 13 de buraya eklenmiş oldu arkadaşlar. En sevmediğim yer. işte buradan alanı bulacağız arkadaşlar. Siz direkt diğer soruya da devam edebilirsiniz. Ben burada bu soruyla cebelleşeceğim. Yani bu ne yapıyor? 12'nin karesi 144. 144 ile 6'yı çarpacağım. 6 kere 4 24. 24. 25 26. 6 kere 1 6. 7 8. Yani 864 eksi 60 eksi 25 e, artı 60 değil mi? Burası 60 yaptı. E, 12 çarpı 5 hangi 12 çarpı 5? 12 çarpı 5 şu 5 çarpı 12 bölü 2. Nötrleyen yoktu ama birbirinin nötrleyen çıktı valla. Şurası 5 çarpı 12 çarpı 5. Şu, neresi 12 çarpı 5'ti ya? Şurası 12 çarpı 5. Şu 12 çarpı 5. Ha, tamam. Şu 12 çarpı 5. Şuradaki dikdörtgenle şu üçgenler nötrlemiş oldu bu arada. Neyse devam edelim. Artı 5 ile de 13'ün çarpımı 65 yaptı arkadaşlar. Şu 60'lar birbirini götürdü. 65'ten 25 çıkınca 45 yaptı. O zaman cevapta ne yapıyor? 864 artı 65'ten 25 çıkınca 40 yapıyor. 40 bu da 904 mi yapıyor? Evet. İşlem hatası yaptıysam affola kardeşim. Valla kafa allak bullak sabahtan beri 5. video bu. 5 video aynı anda çekiyorum vallahi. Hatta 6 7 8 de 8 video birden çekeceğiz. Neyse devam. Evet, şimdi yüzey alanı 216 birim kare olan bir küpten. Yani a 6 tane a karesi. 6 tane a karesi neymiş? 216 imiş. a kare buradan kaç çıktı? 36 mı çıktı? Evet. a'yı da buradan kaç buluruz? 6 buluruz. O zaman bir kenar 6. Diyor ki şuradan 2 birim bir kenarı 2 birim olan kare dik prizma çıkarılmış. Evet görüyorsun. A köşesindeki bir karınca yüzeyler üzerinden hareket ederek E köşesine gitmiştir. Bak şöyle. Böyle gelmiş, böyle gelmiş, böyle gitmiş. Karıncanın aldığı yol nedir diye soruluyor. Arkadaşlar ne yapıyorduk? Yüzey sorularında yüzeyleri açıyorduk. Öncelikle bu yüzeyden gitmiş. Sonraki yüzey şurası. E ilk yüzeye göre ikinci yüzeyi açacağız. Bak, ilk yüzeyimiz kırmızı yüzeyle gösterdim. Hocam kırmızı olan yer burası. Kaça kaçlık burası? 2 bir kenara 6 E tamam 6 ise buraya 4 mu kaldı? Evet. 4'e 6'lık bir dikdörtgen burası. Sonra mavi dikdörtgeni yukarı doğru açacağım. Açacak olursam hop şöyle. Bu kaça kaçlık dikdörtgen? 2'ye 6'lık dikdörtgen. Sonra şuradaki dikdörtgeni de açacağım. O dikdörtgeni de üstüne getireceğim. O da yine 2'ye 6'lık dikdörtgen değil mi? Evet. 2'ye 6'lık dikdörtgen buradan buraya mı gideceğiz? Evet. Bu köşeden başlayıp bu köşeye gideceğiz. Hadi git bakalım buradan buraya. Ne oluyor burada? Arkadaşım şurada 6 ya. Burası 6. Bir pisagor bağıntısı olay bitti. 6, 8, 13 üçgeninden cevap ne çıkmış oldu? 10 çıkmış oldu arkadaşlar. Evet böyle de bir hem parça çıkartmayı hem her şeyi burada prizmalardaki yaptığımız dikdörtgenler prizmadaki yaptığımız her şeyi burada da bu videoda da böyle tekrar etmiş olduk. Sanki güzel oldu. Bu tekrarlar bazen güzel oluyor gerçekten. Evet geldik örnek 35'e ama bundan sonraki kısım biraz birim küpleri ilgilendiren kısım. Bunu ayrı bir videoda anlatayım. Bu da küpün özel bir hali, özel bir durumu. Onu da hem yani video çok fazla uzamasın. O yüzden bir sonraki videoda yapalım isterseniz bunu. Hatta ondan sonra bir video daha yapacağız. O da küp açılımları. Onu da ayrı bir şekilde yapalım. Yani küpü 3 videoda birden anlatayım size. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda küpün devamında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.